Hoş geldiniz Tamer Bey. Hoş bulduk. Sezonu açmışsın galiba. Yavaş yavaş. Sizin arkadaşlar geldi içeride. Ali Bey nasıl? Epeydir görmedik onu da. Ya, hastayla uğraşıyorlar işte. Canı çok sıkkın. Duyduk, Allah gecinden versin. Gece mi kaldı Kemal abi? Yaş 80. Hakan. Bunlar nereden çıktı şimdi? Hay Allah. Ne oluyor? Bilmiyorum. Tamam çocuklar, sakin ol. Seymen gidelim istersen. Hoş geldiniz çocuklar. Okul bitti mi? Bitmedi Seymen abi. Anneannem ağırlaştı, onun için geldik. Ya, çok üzüldüm. Allah şifa versin. Nasılsın Hakan? İyiyim Seymen abi. Kalabalıksınız ha? Şimdi siz ben varım diye rahat edemezsiniz. Ben de sizin patırtınızı çekemem. Misafirim var. Biz arabada bekleyelim. Tebrik ederim abi. Evlenmişsin. Sağ ol Tamer. Dayının düğün hediyesi olarak gönderdiği hançeri çok beğendim. Teşekkür ettiğimi söyle. Ben de onun için güzel bir gramofon baktırıyorum. Eski plakları çalmayı çok seviyor. Koyup koyup hatıralarını tazeler. Madem ki misafiriniz var, siz buyurun. Bizim her zaman geldiğimiz yer zaten. Hakan, çocukları topla, kuş binmeze gelin. Merhaba Seymen abi, nasılsın abi? Ne haber çocuklar? Çok içmeyin ha, başkan kızıyor ona göre. Başkan kendisine baksın abi. Hikmet, babanı yarın göreceğim, bilmiyorum artık. Tamam abi. İyi misin Kemal? İyiyim. Şu kuş binmesinin atıfını ara, çocukların hesabı benden. Para almasın, ağzını da kapalı tut. Bu gerginlik tabii bana da yansıyor doğal olarak. Ben abi. Bahar Hanım, neler uyduruyorsun hakkımda gene? Ya, geçmiş olsun, büyük vartı atlattı. Yok canım. Hadi geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bu çocuklarla biz aynı sokaklarda büyüdük. Sen bakma, Tamer serseridir falan ama aklı başında olandır. Bunların aklını bulandıran o ölüm döşeğindeki anneanneleriyle anneleri kader. Yıllardır Ali'yi de dolduran bu kadınlar. Ya bu kadın milleti neden bu kadar kinci oluyor acaba? Belki de gerçek anlamda savaşmaya güçleri olmadığı içindir ha? Çıplak elleriyle ateşi tutmamak için bizleri maşa olarak mı kullanıyor diyorsun yani? Tabii. Sokağa çıkıp problemini çözeceği yerde evdeki erkeği doldurup problemin üzerine onu salıyor. Hayır, çok yanılıyorsunuz. Kadın barışçıdır bir kere. Savaşları başlatan her zaman erkekler olmuştur. Kadın uzlaştırıcı, yatıştırıcı rol oynamıştır. Tamam mı? Hı? O neden biliyor musun? Kendi yüzünden çıkan savaşlardan suçluluk duyduğu için. Kadınlar savaşa neden olmaz.
Erkekler kendi kendilerine gelin güvey olurlar. Kendisi uğruna çıkan kavgalardan çoğu kadının haberi bile olmaz. Aha. Sabahtan akşama kadar tek konuştukları budur. Yapma Bahar, din kardeşiyiz. Ya durun ya, konu nereden nereye geldi? Yapmayın böyle bir konuyu. Yeni evli bir karı kocanın tartışması hiç doğru değil. Aa, biz günde en az 3 kere kavga etmezsek rahat edemiyoruz. Düzeltiyorum, rahat edemiyor. O edemiyor. Hayır güzelim, sen edemiyorsun. Evet, güzel bir hobi. Şimdi gelelim otelimize. Bu bütün bir odaya yayılacak tek parça mobilya işine ne diyorsunuz? Bak şimdi. Yatakla bütünleşmiş sehpa inip biraz düz olarak ilerliyor. Kenarda çıkıp masaya dönüşüyor. Önünde yerden yükselen iskemle niyetine taş bir form. Ama insanlar eşyaları kendilerine göre çekip bitmek isterler. Böyle katı bir anlayış kullanışlı olur mu acaba? Ama senin burada satacağın evinizin rahatlığında otel odası kavramı değil ki. Sen geçmişe bir yolculuk satıyorsun. Gene de bir masaya oturacaksam iskemlemi çekebilmek isterim. Kısası var, uzunu var, şişmanı var, çocuğu var. Aslında haklısın. Belki de sadece yatakları ve küveti böyle düşünebiliriz.